Yani birçok nedeni var, birçok sebebi var. Yani bizler o süreç içerisinde, 10 yıllık süreç içerisinde bizler de kayyumlarda devraldığımızda aslında belediyelerin, o şehirlerin durumunu hemen hemen herkes bunu gördü, duydu. Bunu dünyanın birçok yerinde, ülkenin birçok alanında bunlar duyuldu ve biz de anlattık. Yani sesimiz çıkana kadar, yani nasıl diyeyim, düşündüklerimizi, yapılanların her birini o coğrafyada, o bölgede gördük ve anlattık. Şimdi şöyle bir şey var Senem Hanım. Öyle bir şey ki, yani toplum halk geliyor, bir seçim yapılıyor. Devletin yasaları, hukuku işliyor. Bir seçim yapılıyor. Seçim yapıldıktan sonra seçilen bir insanın seçimden önce hiç diyelim ki mahkemesi yok, mahkemeye çağrılmıyor, herhangi bir sıkıntı, sorunları da karşı karşıya değil, seçime girmekte bir sıkıntısı yok. Ama seçimden sonra bir bakıyorsunuz bir şekilde o bölgede insanlara, orada gerçekten yöneticilik yapan birçok arkadaşımıza bir bakıyorsunuz. Kayyumlarla onların işte görevden el çekme, yok uzaklaştırma benzeri sözlerle bu tür şeyler yapıyor. Yani benim aslında başkanlarımız anlattı. Çok doğru, çok haklı bir şey söylediler. O bölgede, o coğrafyada yaşam içerisinde, küçücük bölgeler yaşam içerisinde olmadığınızda, halkla yan yana olmadığınızda, cenazeden madende basın açıklamasına, oradan düğüne, hayatın her alanında eğer yoksanız o toplum sizinle ilişki kurmaz. O toplum sizi ayıplar. Çünkü bizim kültürümüz böyle. Bu kültür birinin cenazesine, birinin düğününe, birinin ne bileyim taziyesine, birinin mevlidine, her neyse, yani gitmediğinizde gerçekten de bu tür sıkıntılar oluyor. Şu konuda da kesinlikle doğru söylüyor. Yani madenler meselesi o topraklarda 30 yıldır, 35 yıldır o topraklarda madenlere dair bir çalışma var. Ama şimdiye kadar hep bir dirençle karşılaştık. Ya hukuk kazanımları oldu, hukuka başvuruldu. Ya siyasiler, akademisyenler o bölgede çeşitli flora ve benzeri inanç kültüründen kaynaklı araştırmalar yaptı. Ya da o bölgedeki o özellikle bitki çeşitinin fazlalığından kaynaklı toplumun orada yaşam alanlarına dokunmamasına karşı bir direnç gösterdi. Ama bunların her biri insanların dosyalarına kondu. Bunların her biri insanların sanki kendi yaşam alanlarını, kendi topraklarını, ormanlarını, bu ülkenin ormanı, bu ülkenin toprağı, bu ülkenin madeni, yeraltı şeyi ya da yerüstü zenginlikleri. Yani bunu ileride, gelecekte bir gün olur da bizim işimize yararsa biz onu devreye koyar, ona göre kendi oradaki şeyimizi sürdürürüz tarzda getirdi. Bu çok ayıp bir şey. Yani ya hangi çağdayız, nerelerdeyiz, nerede yaşıyoruz? Yani gerçekten anlamış değilim ya. İnsan duyduğunda bir yerde kayyum atamam, neymiş, ya biz benim gibi düşünmüyor, neymiş, benim söylediklerimi yapmıyor dediğinde ben bunun ne, o zaman seninle çalışmak istemiyorum demesi, bu süreçte bunu tartışmak, bunu duyunca insan ya nasıl bir şey söyleyeceğimiz, biz de şaşırıyoruz. Hakikaten sorduğunuz soruya nasıl cevap verelim bilmiyorum. Yani hangisini söylesek bir tarafı evet, bir tarafı hayır diyor. Hangisini söylesek biri inanıyor, biri inanmıyor. Bu nasıl evet, bir anlayış? Yani bu ülkenin bütün topraklarında, bütün ilçelerinde, köylerine gidiyoruz. Oralarda yaşam alanlarda insanlarla birlikte oluyoruz, destek veriyoruz. Orada emek veriyoruz, üretiyoruz. Oradaki toplumlar, kültürlerle hepimizin aynı kültürü paylaştığı, birbiriyle yaşadığı bir yaşam alanda. Yani bu tür şeylerin yaşanması hepimizi üzüyor ve bu ülkenin gerçekten gelecekle ilgili insanlarımızın kaygılarını, yani biz düşünüyorum da, yani ben bunu duyduğumda bir 15-20 kişilik bir grup, arkadaş grubuyla oturuyorduk Muğla'da. Yani hepimiz birbirimizin yüzüne baktık, ne oluyor, nedir yani bu mesele diye. Zor bir dönemde geçiyoruz ama hepimize, bütün ülkede yaşayan bütün insanların serin kanlı, sağlıklı, iyi düşünüp bu meseleye karşı bir karşı çıkış yapmak, bunu engellemek, hukuksal engellemek, halkın direnciyle karşılayarak engellemek, akademi çalışmalar, yani toplumun ileri gelen insanları, peki, siyasi partiler, kurumlar, bu meseleye bir çözüm bulması lazım. Bu ülkenin geleceği için iyi bir şey değil. Bu yünden yarına iyi bir şey değil. Yani hepimiz gerçekten çok zorlanıyoruz. Şimdi mesela Muğla'da arkadaşlarla çıkıyoruz, şu anda oraya geliyoruz yani. Biz Dersim'e, Ovacı'ya geçeceğiz. Orada da duracağız. Yani yoldasınız. Bilmiyorum ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz yani. Peki.
Sayın Maçoğlu çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Teşekkür ederim. Maçoğlu'na bir soru yönetelim. Sayın Maçoğlu'na bir soru yönetelim. Bir dakika orada mısınız hala? Tamam. Orada mısınız hala? Evet tamam. Buradayım. Saygı buradayım. Öztürk'ün size sorusu var. Evet buyurun Sayın. Şimdi Sayın Maçoğlu daha önce biliyorsunuz Ovacık Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonraki seçimde de Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı. Dolayısıyla iki yerde kayyuma gitmiş oldu. Ben şunu merak ediyorum. Kayyuma daha önce kendisi de kayyumdan devralmıştı başkanlığı. Yani kendisinden evet. önceki evet. başkanın yerine kayyum atanmıştı. Acaba bu kayyumdan nasıl bir yönetim devralmıştı? Belediyelerin kayyumda yani özellikle valiler falan tayin ediliyor. Başarılı oluyor mu? En azından onun döneminde neler yaşandığını da öğrenmek isteriz. Abi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir kere sesim geliyor mu? Evet. Ben parçalı ses aldım Saygı abi ama şunu anladım. Şunu söyleyeyim. Belediyeye ilk girdiğimizde çalışan emekçi arkadaşlarımızın tamamı içeri girdiğinde hep hazır ola geçiyordu. Belli ki ceberit bir yönetim biçimini sürdürmüşler. Yani orada içeri girdiğimde kadın arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız, çalışanlar, müdürler hep tek böyle ayağa kalkıyor bir kaygı içerisinde. Böyle nasıl diyeyim sanki asker gibi. Kamuda çalışan değil bir asker gibi sanki orada beni karşılamaları zorunlu ya da onu karşılarken hangi yöntemle nasıl karşılayacağını görünce çok şaşırmıştım. Arkadaşlar yapmayın dedim ve bu en az bir yıl sürdü. Yani bir oda çalışanların çalışma enerjisi tükeniyor Saygı Bey. İkincisi hizmet üretmede zorlanıyorlar. Üçüncüsü acaba kayyum gelir mi kaygısı tekrar yaşıyorlar. Dördüncüsü belediyeyi en az 15 yıl geriye götürüyorlar. Yani inanır mısınız 8 tane ihaleyi İçişleri Bakanlığı'na yazılar yazdık. İçişleri Bakanlığı'nda mahkemelere mahkeme açılması için izinler verilmedi. Sayıştay'a gitti, Yargıtay'a gitti. Yargıtay bizim mahkemeye verişimizi doğru buldu. Yine İçişleri Bakanı izin vermedi. Ve usulsüzlüklerin bin para şekilde çeşitli usulsüzlükler yapıyor. Yani 4 milyon liraya ihale yapılması gereken bir ihaleyi 12-13 milyon liraya, 16 milyon liraya ihale etmişlerdi. Hatta farklı teklifler verenleri, tekliflerini, zarflarını geri göndermişlerdi. Kısacası şu, o belediyeleri bir daha kendisinin alamayacağını, gelenleri zorlansın, sıkıntı yaşasın, hizmet üretmesin, buradaki halk cezalansın, buradaki halkı cezalandırsın diye gerçekten yani bu belediye, bu devletin belediyesi, o belediyenin içini boşaltıyorlar Saygı Bey. Gerçekten hizmet üretemez hale getiriyorlar. Ben hizmeti üretebilmek için sizin gibi dostlarımıza, iş insanlarından dayanışma üzerine yürüttüm. Şimdi gelen belediye başkanımız hizmet üretirken gerçekten de dayanışma olmadan, birilerinin desteği almadan yapamayacak durumda. Şimdiyle beraber bir 20 yıl o bölgede hizmet üretebilme ihtimali kamunun, kurumun yani devletin kurumu yani kamu kurumu hizmet edemeyecek duruma koyacaklar. Ve şu anda birkaç tane arkadaşla görüştüm, personellerle, müdürlerle görüştüm. Sakin olun tarzı böyle diyalog kurdum. Herkes korkuyor. Kimi işten atacaklar? Kimi nasıl tutuklayacaklar ya da kimin iş hakkını elinden alacaklar diye bir sürü kaygılar taşıyor. Belediyede kayyumlar belediyenin yönetimine gelmiyorlar. Belediyeyi çok sert yönetiyorlar. Belediyeye geldiğinde hizmet üretmek değil, kendi çıkarları ya da toplumsal çıkarın dışında 5-10 tane insanın çıkarlarını düşünüyorlar. Yani böyle bir yönetim biçimi olma saygı. Yani bilmiyorum nasıl anlatayım ama. Söyleyeceklerimiz var aslında ama gayet etmeye çalışıyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Evet, Sayın Maçoğlu zaten öyle arka arkaya örnekleri hatırlattınız evet, ki evet. Gayet netti her şey. Çok teşekkürler, sağ olun bu yayına katıldığınız ben için. Teşekkür ediyorum. Keşke başka bir şey üzerine konuşsaydık ama maalesef yine tartışılan bir süreci bir kez daha konuşuyoruz. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra o zaman temel soru şu, ne yapmak lazım? Onu konuşuruz.